Şimdi herkesin dört gözle beklediği haber, staj mağdurlarının da birazcık moralini bozan haber. EYT haberiyle devam edeceğiz. Bakan biliyorsunuz bununla ilgili bir açıklama yaptı sevgili izleyenler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin neler söyledi? Uzmanlar nasıl yorumladı durumu bakalım. EYT'nin çilesi ne zaman bitecek Sayın Bakan? Bir de evet. Hep beraber bitirelim. Şu anda yaş şartını kaldırsak, sıfırlasak, prim gün sayısı tutan, hizmet yılı tutan insan o şartlar duruyor. O şartları kaldıramayız. O şartları dolduran yaklaşık 1,5 milyon insan var. 1,5 milyon kişi hemen emekli edilecek mi? Yoksa bu 1,5 milyon sayısı belirlendi. Sayı yüksek yaş kriteri getirerek bu 1,5 milyonun bir kısmını mı emekli edeceğiz? Önemli olan durum bu. İlk kez rakam verdi Bakan Vedat Bilgin. Yaşı tamamen kaldırsak bile prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarının korunacağını, 1,5 milyon EYT'linin bu şartları karşıladığını söyledi ama hepsi mi emekli edilecek ya da yeni bir yaş kriteri mi belirlenecek net bir cümlesi yoktu. Yaş kriteri gelirse bu 1,5 milyondan 400 bin kişi zaten yasa çıksa da çıkmasa da 2023'te emekli olacak. Bu 1 milyon 100 binin de tekrar bir yaş şartı gelirse 200 bine emekli olur. Tutturmuş bir EYP. Seçim kaybetsek de yok. Seçim kaybetsek de çözmeyeceğiz dediniz. Burada da seçimi kaybedeceğimiz anlaşılıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı'nın kapıyı kapattığı düzenleme için iktidar harekete geçti. Ama bugüne kadar en küçük bir detay verilmedi. İlk kez Çalışma Bakanı Plan Bütçe Komisyonu'nda mevcut yasadaki emeklilik şartlarını karşılayan 1,5 milyon EYT'li olduğunu söyledi. Emekli sandığında kadınlardan 7200, erkeklerden de 9000 gün isteniyordu. Bu prim gün sayısını tamamlayan kişilerin sayılarını söylüyor Sayın Bakan. Aralık ayı içerisinde meclise takdim edeceğiz. Yeni yılda uygulanacaktır. Tam dillendirilmiyor ama işte kadınlara 48, erkeklere 50 yaş gibi bir yaş şartını getirebilirler. Yaşta sadece bir miktar öne çekilme olabilir. EYT'lileri hayal kırıklığına uğratır. SGK uzmanı Özgür Erdursun bakanın açıklamasının net olmadığını söylüyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı şartının aşağı çekilebileceğini, yani yaş şartı tamamen ortadan kalkmayabilir diyor. Zaten bakan da açıkladığı 1,5 milyon kişinin emekli edileceğine ilişkin net konuşmadı. Bu çalışma, bu rakamlara ulaşılması, çıkış politikasının ortaya konulması için çalışma yapılmıştır. Şu anda emeklilikte yaşı bekleyenlerin %87'si bir işte çalışmaktadır. Bir yaş beklentisi var şu anda bizde. Tekrar bir yaş geldiğinde EYT'den emekli olacakların sayısı 200 bin civarında kalır. Yine yaşa takılmaları emeklilikte yaşa takılma konusunun devam etmesi anlamına gelir. Resmi olarak açıklanan bir rakam var ama kaç kişinin emekli olacağı ya da yeni şartlar konulup konulmayacağı henüz belli değil. Bakan özel sektörün sıkıntısının altını çizdi. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Emekli olacakları ilgilendiren bir sorun olmaz. Ekstra bize bir maliyet çıkıyor derse hesabını yanlış yapan işverenlere bir maliyet çıkar.